Tamam mı? Evet. Evet, gene market alışverişi videosuyla karşınızdayım. Evde bayağı eksik vardı bu sefer. Böyle detaylı alışveriş demeyeyim gene. Gene eksikler alındı. Biliyorsunuz biz parça parça alıyoruz. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Bu benim değil mi? Böyle benim ekmecik, tost ekmeği. Ne kadar aşkım bu? 5 lira. 5 lira. Biz bunu haftada 2 kere falan tüketiyoruz herhalde. Bunu bayağı seviyorum. Diğer A101'in miydi bir daha alma demiştim. Şokun muydu? Şoktu galiba. Onu mu ne satılıyor? Hiç memnun kalmadım bunun. Dur şuraya koyayım da şey yapmadım sandalyeye. Sonrasında biz normalde etinin cici bebesini kullanıyorduk. Şimdi ülkeye geçtik. Bu ne kadar aşkım? 12.90. İçinde arkadaşlar 4 paket var. 12.90 tanesi herhalde 3 liraya 3 falan filan denk geliyor. Bugün bu arada biz kahvaltı yaparken biraz bunları açtık. Şöyle. Geçen gün arkadaşım videosunda gördüm. Bim'in bu az tuzlu zeytinden alayım dedim ama ben tuzsuz zeytini çok severim. Yani az tuzlu da az tuzlu olacağını düşünmüştüm ama çok tuzlu geldi. Belki suda bekletirsek iyi olabilir gibi. Kaç paraydı bu? 19. 19 liraymış. 800 gram. Ama şey istediğim gibi dokusu böyle. Ben buruşuk zeytini sevmiyorum. Allah aşkına. Ha şuraya koymayayım diye mi? Hayır o dökülebilir. Ha anladım. Bu da klasik çayımız. Lipton kullanıyoruz biz biliyorsunuz. Bunda indirimde bulmuş Hakan. 32,5. 32,5'muş. Normalde bu 36 idi galiba. 36, son aldığımızda 36 liraydı. 32,5'a almış. Bizim evde çay çok içiyor. Ben artık evde olduğum için sabahları gündüzleri de demliyorum. Şöyle gene bir şah galiba A101'in diye biliyorum. Evet. İki tane sütünden almış. Bunun tanesi ne kadar? 4,5. Bunları da şöyle koyayım. Sonrasında şunu da gene açtık yedik. Yenmiş yerini göstermeyeyim. Şöyle yapayım. Bu da arkadaşlar 24.95 mi bu? Yok, o eski fiyat hayatım. 29.45 oldu. Ben sabahdan beri onu 24.95 döküyorum ama 29.45'miş. Her şey ateş pahası. 30 lira mı şu? Hay maşallah. Sen ne yaptın öyle? Sütaş tereyağı arkadaşlar çok severim kahvaltıda. Yemeklerde de kullanırım. Pilavdır, makarnadır. Bu da 29.45'miş. Arkanın içi acımış içi. Sonra devam edeyim. Bim'in efsane markasının pirincini çok seviyoruz. Geçen gün Hakan yeşil almıştı ama yerli yazıyordu üstüne ya da mavi miydi? Maviydi. Biz hep yeşil olanı kullanıyoruz arkadaşlar. Hakan herhalde şaşırdı ya da paketler aynı gibi o anda. Işte. Yerlisini almış. Pilav böyle biraz lapa oldu. Biraz ama böyle çok değil. Sonra dedim baldo pirinç al bu daha iyi. Hakan dedi bunu bir deneyelim. Bir de bu da değilse diye ama ben bu diye hatırlıyorum ya. Baldo pirincin üstüne eskiden şöyle şeyler olurdu böyle kırmızı çizgili. Kırmızı çizgileri. Kahverengi noktalar yok olurdu. Şu an. Neyse ama yine de efsane markasının pirinci güzel oluyor. Yerli de fena değildi. Ama güzel dediğim gibi ya, Allah var ya, de. Biraz lapa oluyordu. Dolmanın içinde falan da çok lapa oluyordu. Yani çok sıcak suyu sevmedi gibi bir şey oldu. Şöyle bir tane bana karam almış Hakan. Bu kaç lira hayatım? Aa, efsaneyi söylemedik. 11 lira. 11 liraymış. Karamlar 1,5 liraydı eskiden. Kaç? 2,5 lira. 2,5 olmuş. Sen de mi pahalandın? Her şey pahalanmış. Ben şeyde yaşıyorum. Uzay çağındayım. Bilmiyorum. Yine A101'in şu gofreti. Bir muzlusu var, bir kakaolusu. Muzlusunu biz tükettik. Bu da ne kadar? 4 lira oldu o da. 4 lira olmuş. Ramazan geliyor diye herhalde zam koymuşlar. Zaten bir Ramazan yaklaşırken, bir bayram yaklaşırken indirim yapıyoruz adı altında. Her şeyin fiyatı artıyor. Yani biz de sürekli aldığımız şeylerden biliyoruz. Şöyle gene Pınar'ın aç bitir hindi ya da danasını seviyorum. Hindisi. Hindisi de güzel, fena değil. Bu ne kadar? 2.95 mi? 3,5 hayatım. Aa geçen hafta aldık be. Ne yapayım? Ben mi satıyorum? 3,5 olmuş. Hı? Çok ayıp ediyorsunuz ama. Yine Abdullah Efendi A101'in mi? Bim'in mi? Bim'in. Bim'in. O.
4.30. 4.30'muş. Ben yorum yapmıyorum artık. Sinirlendim. Şöyle geçen ekicinin peynirini almış Hakan. Bu sefer hiç iyi çıkmadı. Ekşi çıktı. Nilhan yiyor aslında da ben yiyemedim bu sefer de. Nilhan'la biz yiyoruz. Dostun süzme peyniri. Ben ekşi sevmediğim için. Bu ne kadar? Ne kadardı? Bunun hiç fiyatını hatırlamıyorum. Ama o, ucuzdu. 12.5. Bu mu? 12.5 mu olmuş? Hı hı. 7.95 gibi bir şeydi sanki. Maşallah sana da. Aferin size hepinize. Neyse. Şunu da Hakan gaflete düşüp şöyle el yüz silmelik. Ben bundan bir kere bilmeden 3 paket mi 4 paket mi ne almıştım. Yani aldım bir şeyler. Hiç memnun kalmadım. Çünkü bezi çok ince. Kokusu fena değil. Ama ben her zaman Hobi'nin şunu seviyorum. Bu fiyatı kaç? Bunun fiyatı kaç? Hobi 7 lira. Baby Turku 3.5 lira. 3.5 lira. Belli zaten yani niye öyle oldu. Bunun havlusu şey gibi 5 tane alınca anca bir tane Hobi'nin havlusu kadar. Hayır yalan söylüyorsun. Hayır öyle. Açınca görüm. Hatta Nilhan açtı bunu. Bak şimdi deney yapalım. Bak bak. Neyse ya elini sileceğiz zaten. Mutfakta. Nilhan'ın ellerini siliyoruz. Yani. Bir miktar daha ya. Hani bir daha olursam ondan. Sonra tavuk göğüs mü bu aşkım? Göğüs. Göğüs. Bu ne kadardı? O indirimdeydi. 18 lira. Normalde 23-24 lira kilosu. Bu arkadaşlar Nizam tavukçuluğun. Burada genellikle Nizam var değil mi? O buranın markası. Ama Türkiye genelinde dağıtıyor mu bilmiyorum. Genel. Nizam tavukçuluğun güzel oluyor. Onu biliyorum. Sonra yine meşhur Nutella artık buna şaşırmıyorum. Bu 30 lira. 33. 33. Şaşırdım. Gene şaşırdım. Tamam ya kanıtlamak zorunda değilsin. Şaşırmıyorum zaten. Bu Serel galiba benim markası. Kendim aldım bunu. He ben de kendime bir şey aldım. Hakan kakao tane elması. Ben tanınmış helvacıdan başka helva yiyemem. Bu da ayda yılda bir gelir zaten. Ama yiyemiyor. Saman gibi değil mi? Hadi tanınmış helvacıyla şunu bir karşılaştır. Daha iyi. Saçmalama. Benim helvama göz diker gelince de ne zaman yiyeceğiz, ne zaman yiyeceğiz. Neyse. Bu ne kadar aşkım? 10 lira. Bu. Evet. 10 lira mı veriyorum buna? Senin dediğin tanınmış helvacının kilosu 40 lira, 50 lira. Olsun. Babam oluyor mu biz mal? Hediye getirir babam da ben seviyorum. Neyse, devam edelim. Bin Vezir'in her zamanki gibi kaşarı. Bu kaç paracık? 22. İyi, fena değil. Bunun arkadaşlar diğer kaşarlardan farkı çok daha yağlı oluşu. Güzel oluyor ve çok lezzetli. Böyle saman gibi değil. Sütaşınki falan çok şey oluyor. Şöyle milföye aldırdım. Bu zamandır milföye almıyorduk biz. 6 lira ya da 7 lira gibi bir şey. 6-7 liraymış. Doğum günümde üretilmiş. milföyü ben şey yapıyorum. İkiye bölüyorum böyle sabah kahvaltılarını ya da akşam atıştırmalık böyle içine kaşarla sosis koyup. Böyle löp löp. Uzun zamandır almıyoruz ama. Neredeyse. Yıl oldu be. Yılı da geçmiştir. Baya oldu. Kaç yıl oldu be. Kaç yıl oldu be. Ne diyelim. Yani dedim milföy olan da böyle şey. Akşam atıştırmalıklarımız hep abur cubur oluyor. Bunlarla atıştırırız diye. Şöyle Dost krema. Bu diğerlerine göre daha ucuz. Bu kaç? 7 lira. Diğerleri daha da pahalıydı. Hatta geçen elime bir tane aldım. Dedim ki ya Bim'den alırım bırak. O da bayağı 13 lira mıydı? Neydi yalan olmasın. Bu yufka el açması diyor. İdem'miş. Çiğdem. 25'inde de bitiyormuş bu arada. Çiğdem mi? Ç'si silinmiş. Ben ne yapayım? Ben hiç yufkanın poşetlerine bakmam. Yırtar atarım hemen. Ama bakın Allah aşkına. Çiğdem var mı? Yok. Şu çiğe gitmiş. Bu ne kadar hayatım? 9.90. Ay gönül ister şöyle el açması hazır. Biri açsın. Böyle kadınlar yapıyor ya bu iş küçük dükkanlarda. Onlar muhteşem oluyor ama. Bunları da böyle çok bekletmeyince güzel oluyor. Börek de ona göre çok çok güzel oluyor. Eğer bayatlıyorsa börek de çok kötü oluyor. Emeğimi acıyorum ben. Gene bir min tombik sosisi. Bu ne kadarmış? 7.5.
Siz 4-5 liraydınız ya. Maşallah hepinize. Beypazarı maden suyu. Bu ne kadar? 6 lira. Ha bu ucuz, tamam. 6 liraymış, bir tanesi 1 liraya denk geliyor. Bir de biz neye takmıştık? Beypazarı'nın limonlu, işte meyvelileri çok güzel oldu, elmalı. Normalde işte diğerleri 1,5 liraysa o 1 liraydı o zaman. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Ama o her yerde bulunmuyor. Beypazarı'nın meyveli olanlarını da çok seviyorum. Soda da gerçekten bence 1 numara Beypazarı diye düşünüyorum. Kızılay'dan hiç hoşlanmıyorum. Zaten sade içemem de. Hani kazara içersem falan Beypazarı en güzeli. Ve bulaşık telim yoktu. Bu Bim'in markası değil mi? Hı hı. Bu ne kadar? O 5.25. 5.25. İçinde kaç tane var? 4 parçası. 4 parçası. 5.25. Ondan sonra şöyle yarım kilo mu bu? 1 kilo mu? 1 kilo evet. 1 kilo kabak aldık. Kabak yemeği Nilkan seviyor diye. Bu ne kadar? Yazıyor şimdi. 4.63 yazan mı? Hı hı. Tamam. Tutar demiş zaten. 4.63 tutmuş. İyi, kabak ucuzmuş. Bu kadar malın yanında. Sonra böyle köy biberi bu galiba. Bu da 5.47 tutmuş. Gene yarım kilo. Kilo. Salatalıklar çok güzel görünüyor. Minik minik, çıtır çıtır. Bu da 3 lira 34 kuruşmuş. Hop 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 hop. Çeri domates 6.29. İnşallah tadı güzel çıkar. Ben çeriyi çok seviyorum. Hoş geldin annem. Elma 2.42. Anneciğim o bir şey değil. Maden suyunu bir şey sanıyorum. Muş. Bu da kaç? 612 gram gelmiş. Ne bu? Soğanımız azalmıştı. Şöyle soğan almış. Biz genellikle minik soğan tercih etmeyi seviyoruz. Bu da 1.80'miş. İyi, soğan en ucuz bu. Sonra şöyle salatalara koymak için domates. Dediğim gibi ben kışın domatesi pek tasvip etmiyorum. Ama renkleri sanki biraz daha kızarmaya başlamış. Bu da 8.77 tutmuş. Hakan şöyle limonata yaparsan diye limon almış. Bu limon da 5.53'müş. Limonata yaparsan diye gidip içine şöyle nane almış. Biz yazları hep limonata yaparız. Kışlarda portakal suyu içeriz. Portakalın mevsimi de geçti. Bence portakalın yaz meyvesi olması lazımdı. Böyle yazın ferah ferah içmek için. Maydanoz da büyük ihtimal 1 liradır. Şimdi Hatay. 1 lira mı maydanoz? Öyle bir şey. 1.25 öyle. Limon ne kadar, üstüne yazan mı? Evet. 5.53'te limonmuş. Şöyle şokun, piyale unu. Bu ne kadar hayatım, kaldıramıyorum. 5 kiloluk 5 paket kilosu. 17 lira. 17.90 falan. 17.90'mış. Unum azalmıştı. Bir de şöyle Allah. Ağır. Çok ağır. Göbeğim düştü galiba. Bu da 25. 25 liraymış. Gene 5 kiloluk paket şokun galiba bunlardan. Evet, bizim alışverişimiz böyle. Hem Ramazan alışverişi oldu hem de evdeki eksiklerin alışverişi oldu. Biz yiyecek konusunda stok yapmıyoruz. Temizlik malzemesinde stokçuyuz. Yalnız yumurta var. Şey de var orada, paketleri getirsen onları da göstereyim. Versen ver ben ona. Bu arada bunu da sabah yedik de. Şu Hakan bana pastırma almış. Çemeni sıyrılmış. Dana pastırma ne kadardı hayatım? O indirime girmişti A101'de. A101'de indirime girmiş. 10 liraymış. Gayet uygun. Kasa arkası mı? Dolapta duruyor. Dolapta duruyor. Kasa arkasında olması sıcaktı. Neyse, pastırmayı da öyle almış. Sabah da canım pastırma çekmişti de söylememiştim. Bir de şöyle 30 yumurta. Ne? Yumurta ne kadar? 16.90. 16.90'da yumurtaya vermiş. Dediğim gibi hem Ramazan alışverişi hem de böyle eksiklerin oldu diyorum. Eksiklerin tamamlandığı bir alışveriş oldu. Zaten temizlik malzemem var, biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Bizden bugünlük bu kadar. Ben şimdi bunları tek tek yerine yerleştireceğim. Buzdolabım bayağı boşalmıştı. Hepsine bir yer bulayım. Hatta buzdolabım boşalmışken onu da bir temizleyeyim ki şöyle ferah ferah koyayım bunları. Bir de bunların hepsine diyorum ya, yer bulmak lazım. O zaman
beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda, hatta alışveriş vlogunda diyeyim, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bebeğim.